İnsanlar canlıyken organ bağışladıkları zaman kafalarında değişik sorunlar oluyor. Örneğin, beni acaba beyin ölümü olmadan organlarım alınır mı? Ya da bir kaza geçirdik, organları alabilmek için beyin ölümü beklemeden organ alınır mı gibi değişik sorular oluyor. Bir kez şunu çok net bir ifade etmek lazım. Ben örneğin 17 yıl önce organlarımı bağışlamışım. Evde öldüm. Trafik kazası geçirdim, yolda öldüm. Benim bu organlarım hiç kimseye hayat vermez, nakledilemez. Çünkü kalp durduğu andan itibaren hiçbir organ bir başka insana hayat vermez. Dolayısıyla duyduğumuz işte yolda iyi bakmadılar ya da depremde organları alındığı gibi şeylerin kesinlikle ve kesinlikle tıbben asla asla yoktur. Beyin ölümü ne demektir? Beyin ölümü beyinde hiçbir kan akımı ve canlı hücre olmaması demektir. Bunu anlamak için 4 tane uzman gelirler, ayrı ayrı kendilerine ait testler vardır. Bu testler yapılır ve 4 kişi birden evet bunda beyin ölümü var dediği anda bu işlem gerçekleşmiş olur. Yoksa herhangi bir kişinin en ufak bir kuşkusu olsa bile bu beyin ölümü incelemesi, araştırması durur. Dolayısıyla demek ki mutlaka bir yoğun bakımda beyin ölümü gelişmiş ve solunum ve destek tedavisine gerek duyulan bir şeydir beyin ölümü ve bağış olayı. Bunun maalesef ülkemizde işte beyin ölümü tespiti ve bağışı çok az. Biz az önce de söylediğimiz gibi insanlarımız ölüyor. Her yılda yaklaşık 10 bin insan ölüyor. Bu 10 bin insan organ bulamadığımızdan ölüyor. Düşünün bu ölen insanlarda akrabamız olduğunu, sevdiğimiz olduğunu, hatta kendi evladımız organ bekliyor olsa biz ne yapardık? Bütün bunları düşünerek, evet organ bağışlamak kolay bir şey değildir. Düşünün vücudunuzda sizin kanınızı taşıyan eşiniz, kardeşiniz, anneniz, babanız ölmüş, beyin ölümü var demişler ve sizin o acılı anınızdan birisi geliyor, yakınınızı kaybettik, organlarını bağışlar mısınız diyor. Bu acılı anında olumlu cevap vermek çok güç, onun farkındayız, onu biliyoruz. Ama maalesef biz koordinatörlerde bu acılı anla sizinle görüşmek zorundayız. Çünkü beyin ölümü olduktan sonra diğer organlar hızla yıklanıyor ve başkasına hayat verme şansı kalmıyor. Şunu kesinlikle emin olmak lazım, beyin ölümü tıbben, hukuken ve dinen ölüm demektir. Yanılan bir şey beyin ölümüne bitkisel hayatın karıştırılması. Bitkisel hayatta az da olsa beyinde kan akımı ve canlı hücre var demektir. Tıpkı dalında kırılan bir filizi düşünün. Bu filiz kırılma oranına göre ya tutar ya da kurur gider. İşte aylarca yoğun bakımda yattı, sonra yürüyerek gitti dediğimiz olay bu bitkisel hayattır. Bu hücreler kısmen kendisini toparlayabilir ve yeniden kişi birçok fonksiyonun yerine getiremese bile taburcu olabilir. Ancak beyin ölümünde hiçbir canlı hücre geriye dönüşü olmayacak şekilde ölmesi ve hiçbir kan akımının olmaması demektir. Böyle bir durumda empati yapabilmek, başkasını düşünebilmek çok zordur, biliyoruz. Ama bir şey daha biliyoruz ki bir Kızılderili öyküsünde olduğu gibi insanların içerisinde iyilik ve kötülük sürekli bir tartışma halinde, kavga halinde. O öyküde şudur olay. Bir dede ile torun avluda bir siyah bir beyaz köpeğin kavgasını izlerler. Torun sorar dedeye, dede neden iki köpeğimiz var ve neden siyah beyaz diye. Dede, evladım onların insan içindeki simgelerdir ve iyiliği ve kötülüğü temsil ederler. Peki neden kavga ediyorlar diye sorar torun. Çünkü insan içinde iyilik ve kötülük sürekli bir kavga, tartışma halindedir. Peki dede hangisi kazanacak diye sorar. Dede ise hangisini çok beslersem o kazanacak der. İçimizdeki iyiliği beslediğimizi, çok kişinin bunu beslediğini biliyoruz ve biz ona güveniyoruz. Şairin dediği gibi asıl olan hayattır ve kalbinizde merhamet attığı bir çınar vardır. Biz bunlara güveniyoruz. Teşekkür ediyoruz.